Hayata Dair'de bu hafta Lefke'de çok özel bir mekana konuk oluyoruz sevgili izleyenler. Lefke At Çiftliği'nde hem ata binebilir hem de bu eşsiz doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Lefke At Çiftliği'nin kurucusu bizimle birlikte. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Cemil Çolak. Size dediğiniz gibi Lefke At Çiftliği'nin kurucularındanım. Artık kardeşim de var benimle beraber. Böyle bir fikir nasıl doğdu? Öncelikle buradan başlayalım. Böyle bir fikir, ben kısaca anlatayım size. Hep hayalimdi. Yaşadığım bölgeye bir katkıda bulunayım veya yaşadığım bölgede bir isim bırakayım. Babam hep şöyle söylerdi, yani insan bir maddiyat kazanır ama insan geride bir ismi kolay kolay bırakamaz. Ben de hep bunu istedim. Hani bölgede bir ismimiz olsun, şeyimiz olsun diye. Bir gün burada oturuyoruz. Burası böyle derme çatma bir yerdi. Bir oturuyorduk burada. Karşı tarafımızda atış poligonu var. Bir turist kafilesi geldi buraya. İnsanlara gidip hani böyle oturup dinlenip vakit geçebilecekleri bir yere olmadığını gördük. Ve ellerinde böyle kaldırıp kenarlarında oturup ellerinde atıştırmalık yiyorlardı. O gün kardeşime söyledim. Dedim ki böyle bir imkan var elimizde. Böyle bir şey var. Biz böyle bu mekanı böyle bir şey yapalım. Ve biz bunu bir Lefke'ye katalım. Hani burada maddiyattan ziyade hani Lefke'nin bir parçası olmayı deneyelim burada. Öyle yola çıktık. 5-6 sene uğraştık buraya. Yani bu mekanı gördüğünüz tamamen her şeye, bu masalardan tutun, ağaçların ekimine, bakımına, yapılanmalara, her şeye kendi kardeşimle beraber kendim yaptım. Hiçbir şekilde usta çalışmadı burada. Yani her şey el emeği oldu burada. Böyle bir sürece girdik ve 5-6 senenin sonunda sizin de gördüğünüz gibi böyle bir mekan çıktı ortaya. Böyle devam ediyoruz. Peki at çiftliği olmasına nasıl karar verdiniz? Burada insanların vakit geçirebilecekleri bir tesis. Bunun yanı sıra at binme sporunu da buraya getirdiniz. Evet. Aslında Lefke'de olmayan bir şeydi bu. Ya buna nasıl karar verdik? Bu şöyle oldu. Lefke'de spor veya spordan ziyade bir aktivite olarak, yani aktivite yapabileceğiniz bir şey olanak pek yok. Ya piknik alanlarına gideceksiniz, oturacaksınız, ne bileyim ya doğa yürüyüşleri yapılacak. Hani farklılık gerekiyordu Lefke'ye. Öyle düşün, o düşüncedeydik. Elimizdeki imkan da bu at sporunu getirmekti ve dediğiniz gibi yani bir zaman Güzelyurt'ta da vardı böyle bir mekan. Oradan sonra yani Lefke'ye böyle bir şey yapılmadı ve çok büyük bir eksikliği olduğunu düşündüm. Öyle başladık. İlk etapta bu kadar rağbet duyacak, bu kadar talep duyacağını tahmin etmiyorduk ama hani beklediğimizin de üstünde bir şey çıktı. Güzel bir yere geldik. Yani Lefke'ye de güzel bir şekilde hitap ettiğini düşünüyoruz. Bakalım bundan sonrasını artık. Peki sizin at binmeyle ilgili bir tecrübeniz var mı? Tabii ki. Şöyle, biz çocuk yaşta başladık biz bu şeye, at binmeye. Tabii hani çocuk yaşta başlayıp da burada eğitim verme yeterli değildir. Bunun Türkiye'de eğitimini aldık. Binicilik ve eğitim vermek üzerine eğitimini aldık. Eğitimini aldıktan sonra burada hani o eğitimin ilk etabını kardeşimin üzerine iş aldı. Çünkü hani ne kadar eğitim alsanız bile ilk tecrübesizlik vardır. Yani bugün üniversite bile bitirdiğinizde piyasaya atıldığınız mesela yaptığınız mesleklerle kalın tecrübeniz var mı diye soruyorlar. Ben tecrübem var diyebilmek için kardeşimi eğittim. Güzel de oldu ve sonradan görevi ona devrettim. Şu an öğrencileri var. 8 yaşından başlıyoruz. Üst yaşlara kadar çıkıyor. Eğitim veriyor burada. Temel binicilik eğitimi. Yani bizim verdiğimiz eğitim şöyle. Normal bir çiftlikte gidip alabileceğiniz bir eğitim değildir. Yani ben burada eğitim verirken biz atın bakımından temizliğine, binişinden sağlığına kadar her türlü bilgiyi veriyoruz. Ki yarın öbür gün siz burada eğitiminizi tamamladınız ve bir at sahibi olmak istediniz. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak.
Ya burada aldığınız eğitim size bunun bütün temel bilgileri veriyor. Bu şekilde eğitimler veriyoruz burada. Aldığımız eğitimi de zaten biz bu yönde aldığımız için aldığımı vermek istiyorum. Böyle de eğitimlere de böyle devam ediyoruz burada. Eğitim haricinde tabii ki günübirlik olarak gelip ata binme sporunu yapmak isteyenlere de var. Evet, şöyle abonelerimiz var. Gelip kendi atları var. Mesela iki tane büyük atımız var, arkada görünüyor. Siyahla beyaz. Hepsinin belli başlı binicileri var. Belli günleri ve belli saatleri var bu insanların. Gelirler buraya, bizden hiç şeyleri olmaz. Gelir atlarını hazırlarlar, binerler istedik onları kendi ayrılan süre zarfında. Onlar olur. Hiç at binmeyi bilmeyen öğrenci arkadaşlarımız geliyor buraya. 4 yaşında, 5 yaşında çocuklar geliyor. Onlara da kardeşim eşlik yapıyor. Onun kardeşim eşliğiyle beraber burada şey yapıyor. Burada bütün atlarımız hepsi eğitimlidir. Yani birazdan fırsat... Korkulacak bir şey yok. Yok, kesinlikle. Birazdan sizi de bir bindirelim. Yani biz orada ata bindiğinizde mesela yanınızdan ayrılıyoruz. O at artık kendini artık orada o kadar bir alışmış ki bu alana. Biz bıraktığımızda o kendi burada turunu atıyor, dönüyor ve bize bakıyor. Hani ne komut vereceğiz? At durmam gerekiyor mu? Gitmem gerekiyor mu diye. Bizim aslında bir şey yapmamıza gerek yok yani. At kendi her şeyini hallediyor burada. Böyle de hiç at binmeyi bilmeyen arkadaşlarımız da geliyor. İnsanlar geliyor burada at binmeyi ve o sevgiyi, o güzelliği burada yaşama şansları oluyor. Yani Lefke'de böyle bir mekan, böyle bir aktivite birbiriyle uyum sağladı diye düşünüyorum. Hani bazı şeyler var, herkes bir mekan açar ama açtığınız mekan biraz böyle bulunduğunuz ortama ya çok üst seviye lüks gelir ya çok alt böyle basit bir şey gelir. Ya ben bu at çiftliğinin ve bu restoran alanının Lefke'yle bir bağdaştığını düşünüyorum. Ondan sağ olsun üniversite arkadaşlarımız, Lefke'den halkımız, çevre yerlerden gelen insanlar güzel bir memnuniyetle ayrılıyorlar buradan. Siz de ilgiden memnunsunuz. Çok. Ben şunu her zaman şunu söylerim. Bir insanlara neyi verirseniz onu alırsınız. Yani ben buraya gelen hiçbir insana müşteri gözüyle bakmadım. Hiçbir zaman da bakmam buna. Biz hep arkadaş ortamında tuttuk, aile ortamını tuttuk burada. Yani yaşlısından gencine kadar gelirler buraya. Sırf bazen öyle oluyor ki telefonum çalıyor. Öğrenci arkadaşlar arıyor bizi. Diyor ki işte abi buralardan mısın? Hayırdır? Çiftliğe geldi, gel sohbet muhabbet edelim. Hem at bineceğiz, şey yapacağız. Ya bu bizim için çok güzel bir şey. Ya burada mekan sahibi olaraktan bir de böyle insanlarla içli dışlı olabilmek bu güzel bir şey. İnsanlar Lefke'ye çektiğimizde bu bölgeyi anlatıp onları bu bölgeye çekip de bu anlatıp burayı sevdirebilmek de çok güzel bir şey. Yani gayemiz bu yönde. Gayemiz Lefke'nin bir parçası olabilmek. Bu gayede olduğumuz için de yani verilen ilgiden de çok memnunum. Yani buna yana bir şikayetimiz hiçbir zaman da olmadı. Lefke'nin aslında doğasına uygun olarak birçok ağaç ektiniz. Meyve ağaçları var. Oldukça yeşilliklerle dolu bir mekan. Bunun sebebi dediğim gibi yani biz burayı başta şeyini yaparken mesleğim gereği mimarım ben. Mesleğim gereği de hani bir proje çizdim buraya. Bir arkadaşım vardı peyzaj mimarı. Onunla görüşürken dedi ki nasıl bir şey düşünüyorsun? Hayalimi anlattım. Dedim yani Mehmet abimin de az önce şey dediği gibi saklı cennet. Ya o tabiri yakalayabilmek için. Dedim çeşit çeşit meyve olsun içeride. Gelen insanlar bu meyveleri yesinler. Şimdi ya günümüz artık öyle bir zamana geldik ki gittiğiniz bir mekan dışında bir yerde mesela yol kenarında bile bir bahçeye girip bir şey koparttığınızda mal sahibini gördünüz mü hemen yani tepkiyle karşılaşıyorsunuz hani izin aldınız mı şey yaptınız mı gibisin. Ben dedim ki ya buraya gelen insanlar gelsinler Lefke'nin içinde bu doğanın içinde bu doğal meyveleri bunlar hiçbir tanesi ilaçla yoktur. Bunlar yesinler, otursunlar, çaylarını kahvesini içsinler. Bu şeyle girdik, bu düşünceyle girdik bu yola. Aslında güzel de oldu. Bizim için de güzel oldu. Çünkü öyle insan var hiç dalından mesela öğrenci arkadaşlarımız var bizim. Çocuk memleketinde mesela apartman dairesinde yaşamış. Yani hiç doğayla iç içe olmamış.
gelip burada dalından meyve toplayıp yiyor. Onun mutluluğunu görüyorsunuz. Yani bu gerçekten güzel bir şey. Ya insanı mutlu etmek kadar güzel bir şey. Yaşarsanız ancak bunu anlayabiliyorsunuz. Biz burada bunu gördük. Geliyor insanlar böyle topluyorlar meyveleri. Yiyorlar. Tabii şey diyoruz. Hani kırmadan. Bir de abartmadan. Hani sonrası var çünkü bu şeyin. Bir kişi bütün ağacı toplamaktansa 10 kişi yesin onu. Bu ufak böyle bir uyarıda bulunuyoruz onlara. Onlara sağ olsunlar buna anlayışla karşılayıp tadımlık herkes topluyor, yiyor, ediyorlar. Yani güzel bir ortam oluyor burada kalabalık olduğunda. Peki bir genç olarak gençlerin bu tür girişimlerde cesaret edebilmesi adına nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bir genç olarak yani şöyle söyleyeyim, artık girişimcilik günümüz ekonomisinde de çok yani zor bir hale geldi. Çünkü yaptığınız işin geri tepme gibi bir şansı yok. Yani yatırım yaparsınız, battığınız anda her şeyi kaybedersiniz. Yani şu an hani telafi ederim, şey yaparım. Günümüzün şartlarında böyle bir şey, şansınız yok. Olmadığı için gençlerimiz de bundan korkaraktan benim düşüncem biraz geri duruyorlar. Bence durmamaları gerekiyor. Hele de Kıbrıs gibi bir yerde yaşıyorlarsa bizde olanak çok fazla. Yani inanılmaz derecede olanaklarımız var ki benim birçok arkadaşım var üniversite mezunu. Okulu hem eğitimlerini devam ettiriyorlar hem sebzecilikle devam ediyorlar, hayvancılıkla devam ediyorlar. Benim gibi böyle mekanlar açıp mekanlara devam edenler var. Yani demek istediğim şu ki hayaliniz ne kadar büyük olursa adımınız o kadar büyük olur. 3-5 hayvandan ne olur veyahut böyle küçük bir mekandan ne olur, ne bileyim bu yaptığım iş ne kadar bir katkı sağlar bana. Ya bu düşüncede değil. Ne yaparsanız az önce dediğim gibi ne yaparsanız onu kazanırsınız. Ondan hiçbir şeyden geri durmamak lazım. Biz buraya başladığımızda burası verane bir yerdi. Yani çok 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 kötü bir yerdi. 5 senemizi verdik. Ya bugün 5 sene yani çok ciddi bir zaman. 5 sene insanın ömrünün yani kayda alınabilecek bir zaman yani. Günün sonunda böyle hani oturup böyle kabararak o duyulan memnuniyeti, o duyulan hoşgörü dinleyebileceğimiz bir zamana geldi. Ondan bir şeyden korkmamak lazım. Benim yaşadığım arkadaşlarıma ve böyle girişim yapmak isteyen arkadaşlarıma inatla, korkmadan bu girişimlere devam etmelerini isterim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim size. Yavuz Selim Çolak. Refkat Çiftliği'nde hem işletimiyle ilgileniyorum. Aynı zamanda da at binme sporunu yapıyorum burada. Biraz detay verir misiniz bize bu sporla ilgili? Ya bu spor insanların başta böyle korkarak yaklaşıyor. Çünkü hayvanların gerek boyları gerekse böyle fizik yapıları olduğu için. Ya insanlar ilk başta biraz böyle tereddütle yaklaşıyorlar. Ama ne zaman ki böyle atlara biraz daha yakınlaştıkları zaman ki seviyorlar ya da üzerine binip biraz ilerledikten sonra insana böyle daha çok çeken bir spor aslında. O yüzden genelde ilk başlayanlar biraz tereddütlü oluyorlar bu konularda. Ama ne zaman ki bu sporu biraz yaptıktan sonra artık bu korku yerini daha çok heyecan ve ilgiye bırakıyor. Çünkü insanlar bunu bir kez yaptıktan sonraki bakıyorlar ki böyle çok eğlenceli, çok güzel bir spor. Bunu devam ettirmek istiyorlar. Bizimki de öyle başladı. Yani bir daha önceden bir yerde bindiğim bir attan böyle bir baktığım güzel bir duygu. Yavaş yavaş ilerledi. Tabii ki bu noktaya kadar geldi. Yaklaşık böyle 7-8 senedir de ben de binicilik yapıyorum. Aynı zamanda eğitmenlik yapıyorsunuz. Aynen. Atların bakımını da siz mi yapıyorsunuz? Tabii. Atlar zaten bizim atlara başlama olayımız kendi hobi olarak başladık ilk başlarda. Bakımlarını da yavaş yavaş sağ olsun tanıdıklarımızla aynı zamanda eğitimlerle beraber öğrendik. Ta ki bu noktaya kadar o şekilde getirdik bizi. Peki neler hissediyorsunuz ata binerken? O heyecanı bize aktarabilir misiniz? Ya aslında bu duygu biraz farklı. Yani bütün bağınız kesiliyor atın üzerine bindiğiniz zaman. Mesela araba kullanmak, motor kullanmak gibi aslında. Motora sürdüğünüz zaman biraz daha sürat, adrenalin çok fazla olur arabaya göre.
Hatta da bilir kim öyle. Çünkü bindiğiniz zaman yani bu sporu yaparken aslında böyle sabit bir nesneyle yapmıyorsunuz. Canlı bir hayvan, duyguları olan bir hayvanla yapıyorsunuz. Bu yüzden yani sizin yapacağınız hareketler onu etkiliyor. Onu yapacağı hareketler sizi etkiliyor. Ya sizin duygularınızı hissedebiliyor. Ya da herhangi bir tecrübeniz olup olmadığını da hissedebiliyor. Yani aslında bunu yani karşınızdaki bir kişi olarak görebilirsiniz bu sporu yaparken. O yüzden yani siz nasıl davranırsanız aslında onlar da size o şekilde davranıyorlar. Yani iyilik yaparsanız asla unutmazlar. Kötülük yaparsanız onu da unutmazlar. O yüzden yani bu sporu yaparken hem onları incitmememiz lazım. Aynı şekilde kendi güvenliğimize dikkat etmemiz lazım. Ama keyif ve eğlence olarak gerçekten çok yukarıda bir spor. Peki ilk kez binecekler için neler söylemek istersin? Ya bence korkmamaları lazım. Bir denemeleri lazım. Yani başlarda belki yüksek atlar korkutucu gelebilir ama daha ufak atlarla sevmek, yedirmek olarak böyle başlayabilirler, besleyebilirler atlara, havuç, elma tarzı şeyler, sebzelerle. Yani bu tarz yaklaşımlarla atlarla ilgilenirseler, biraz vakit geçirirseler zaten o zamanla bu korkuları atıyorlar. Zaten binici eğitimlerimizin ilk aşamaları atlara yaklaşmayla başlıyor. Nasıl yaklaşmaları gerektikleri hakkında. Ki yavaş yavaş temelden bu korkuyu atarsalar bu sporu çok daha rahat öğrenebiliyorlar. Çünkü bu atın üzerine çıktıkları zaman ki artık ilerlemeye başlıyorlar. Çünkü o korkuyu atabilmeleri için çünkü şey olay var biraz. Yani ben bunu idare edebilir miyim? Bu durur mu? Çok hızlı giderse düşer miyim? İşte bunu zamanla atabilmeleri için atlarla biraz daha çok vakit geçirmeleri gerekiyor aslında. İlgi var mı peki eğitime gelenler veyahut da denemeye gelenler? Zaten genelde ata normal gelip hiçbir şekilde eğitimi olmayanlar geliyorlar, bir kez biniyorlar. Ondan sonra direkt eğitim hakkında bilgi almak istiyorlar. Çünkü bindikten sonraki o duyguyu hissettikleri zaman direkt ilgilerini çekiyor bu konuda. Yani genelde bu ilgiyle çok karşılaşıyoruz. Çünkü bu sporu bir kez yaptıktan sonra rehabilit çok fazla oluyor. Yani insanlar ilgisini çektikleri için eğitim almak istiyorlar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İsmim Mehmet Güneş. Lefke At Çiftliği'nin kafe restoran kısmının işletmeciliğiyle ilgileniyoruz. Bildiğiniz gibi Lefke ülkemizin batısında doğal güzellikleriyle şirin bir kentimiz. Doğayla iç içe, sınır kapıları olan bir kent. Ve bu anlamda Cemil ve Yavuz kardeşlerimin yarattıkları bu satlı kentin at binicilik faaliyetlerinde yürütülen bu Lefke At Çiftliği'nin kafe restoran kısmıyla buraya gelen insanlara vakit geçirecekleri anlamda hizmet sunmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Lefke'de özellikle Lefke Avrupa Üniversitesi'nin sahip olduğu potansiyel gençlik ve üniversite gençlerinin de buraya gösterdiği ilgiyle hem onların sosyal anlamda vakit geçirebilecekleri bir alan hem de at biniciliğinin sporunu devam ettirebilecekleri bir alan. Kafe restoran ve sporu da iç içe katarak gerek gençlerin, gerek yerli yabancı turistlerin, ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği güzel, huzurlu bir ortamı sunmak gayretindeyiz. Aslında Lefke'nin böyle bir tesise ihtiyacı vardı diyebilir miyiz? Doğa harikası Lefke ve bir yandan da at binme sporu iç içe. Evet, yani dediğimiz gibi Lefke bir yılda 3 tane festivali barındıran bir kent. Aynı zamanda köyleriyle birlikte farklı panayırları düzenleyen bir bölge. Dediğiniz gibi doğal güzellikleriyle, deniziyle, sınır kapılarıyla, üniversite gençliğiyle burada geriye kalan yani tarih maden trenleriyle birlikte, lokomotifleriyle birlikte gerçekten gezilmesi, görülmesi, tarihi Soli Harabeli'yle, Vuni Sarayı'yla gezilmesi, görülmesi gereken Osmanlı konaklarıyla tarihi bir kent. Bu anlamda gelip gezen insanların da oturup dinlenecekleri, vakit geçirecekleri bir ortamı da sunmak gerekliydi. Ve bu anlamda burada sunulan, hazırlanan Lefke At Çiftliği hem spor hem de kahvaltı, restoran kısmıyla da umarız güzel bir
hizmet sunarız. Tabii ki Lefke'de bölgeye gelen insanların gezerek, dolaşarak gözlemledikleri sık sık gerek yürüyüşler gerek panayırlarla birlikte burada hemen yakınımızda olan bir Lefke Karadağ Spor Kulübü spor stadyumu vardır. Aynı zamanda o bekleme noktası olarak da aslında burası bir büyük bir avantaj. Yani gelen insanların konaklayacağı, vakit geçirebileceği, zamanı harcayabileceği güzel bir tesis. Bu anlamda biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarız bölgeye anlamında da. Çünkü biliyorsunuz işletmeler bir domino etkisi yaratır. Yani geçeceği güzergahtan, düşünün kent dışından gelen insanlar bölgedeki benzin istasyonundan tutun, markette tutun, oturacağı bir yerde içeceği bir kahveye kadar o yol üzerinde bir hareketlilik, bir canlılık sağlar. Burada da Lefke'nin Karadağ kısmında en tepede, en uçta olan bu Lefke At Çiftliği mekanı da umarız Lefke bölgesine girişten buraya kadar bizim de yapacağımız çalışmalarla buraya sağlayacağımız akışla hem yerli hem yabancı turistin gerek özelde buraya genelde de Lefke bölgesine bir hareketlilik, bir canlılık sağlar. Çünkü hemen yanı başımızda Aplıç Kapısı, Yeşilırmak Sınır Kapısı. Burayı bizim de tanıtıp insanları buraya çekmemizle birlikte Lefke bölgesine de bu kente de güzel bir canlılık katacağına inanıyoruz. İlgi var mı peki? Tabii ki özellikle üniversite gençliğinin ve ailelerin çocuklarını at biniciliğine getirmeleri ve dediğim gibi at binicilik ve at çiftliğinde bu spor yapılırken böyle bir mekanı da yanında ek olarak yaratmak. Tabii bizim bir de oyun parkı kurma çalışmamız vardır. Bununla birlikte çocuklar ve gençler at spor, binicilik sporunu yaparken ailelerin de onları bekleyeceği, onları gözlemleyebileceği nezih rahat bir ortam sunacağız burada. Çok da sakin bir yer burası. Aslında dinlenmek için de çok huzurlu bir yer. Evet, yani görsel tasarım olarak da bulunduğu konum itibarıyla da birçok insanımızın yaptığı yorum tatlı bir cennet. Ve dıştan bakıldıktan sonra içeri girilince böyle çoğu zaman çok olumlu, çok enerjik tepkiler alınıyor. Peki gençlerin böyle bir girişim yapması anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki her zaman söylediğimiz bir olay var. Yani üreten toplumlar üretince az önce dediğim gibi işletme anlamında bir domino etkisi yaratacak. Örneğin buraya gelen misafirlerin yiyeceği bir zeytinin, tüketeceği zeytinyağının buradaki yerel üreticinin ürettiği zeytini, zeytinyağı veyahut ellimi olacak veyahut ekmeği olacak. Bu anlamda yani işletmeler bazında girişimler yapmak, yani işletme anlamında gerek hayatınıza gerek hedeflerinize doğru dokunuşları yapabilirseniz, doğru hedefleri çizebilirseniz gençler bence tabii ki her zaman bazen hedeflerinizin %100 verimini almayabilirsiniz ama pes etmemek lazım, inat etmek lazım. O yüzden doğru hedefleri çizerek ve kararlılıkla, istikrarla ve gençler yapacağı yatırımlarda da işletmelerde birinci önemli konu müşteri memnuniyeti. Doğru hizmeti sunarsanız hem buraya gelenler memnun olur hem de siz günün sonunda işletmenin elde edeceği gelirle tatmin olursunuz. Evet, son olarak şunu sormak istiyorum. Bölge ekonomisine de büyük bir katkı olacağını düşünüyorum ben. Burada az önce bahsettiğiniz gibi bölgeden temin edilecek birçok şeyin burada da kullanılarak üreticilere, tüketicilere sunulması anlamında. Evet, dediğim gibi yani Lefke bir turizm kenti, bir kültür kenti, bir tarih kenti ve aynı zamanda bir üniversite kenti. Bu potansiyeli biz burada, buradaki potansiyeli koruyabilirsek ve dıştan da buraya katabilirsek insanlarımızı, buradaki canlılık hareketlenir ve dediğiniz gibi büyük bir katkısı olur. Yani burada eğer 12 bin, 13 bin öğrenciye bu hizmeti sunabilecek, yani farklı alanlarda hizmetler sunulabilirse buradaki potansiyel kentin dışına kaçmaz. Burada en azından gelir, vaktini geçirir ve bu potansiyel burada kalır. Aynı zamanda sürekli olarak üstüne koyarak artan bir üretim kapasitesi olur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler.